Kemal Kılıçdaroğlu iktidar mensuplarının yabancı bir ülkede oturma ve çalışma izni alabilmek için önemli tutarlarda paraları, bir miktar parayı bir vakıf aracılığıyla yurt dışına çıkarttığını iddia etmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türken Vakfı'nı işaret etmişti. Ardından tabii iktidardan arka arkaya yalanlamalar gelse de belgeler yayınlanmıştı. Yaklaşık 60 milyon liralık bir tutarın yurt dışına gönderildiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu demişti ki rakam önemli değil. Bir sistem var ve ben bu sistemi ifşa edip işlemez hale getirmek istedim demişti. CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan yeni belgeler paylaştı. Hemen taşıyalım ekranlarınıza o paylaşımları. Türken Vakfı yeni belgeler. Senelerdir sorularımıza cevap veremeyen yetkililere bugün de yeni sorularımız var. 1. Suudi Arabistan'daki İslam Kalkınma Bankası'ndan Haziran 2020'de niçin 35 milyon dolar borç aldınız diyor ve altında da o borca dair imzalı iki belge yer alıyor. Ardından 2. New York'ta Göktelen yaptığınız arsayı nakit aldınız. Yıllık %5 faiz ödenecek bu 35 milyon dolar ne için kullanılacak? Taksitler için Türkiye'nin kaynakları mı heba edilecek? 3. 2014-2020 arasında topladığınız 67 milyon dolar bağışa ek olarak son 2 senede ne kadar topladınız? CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan, Türken Vakfı ile ilgili iki yeni belge ile beraber 3 soru yöneltiyor iktidara. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati göreve geleli tam 6 ay oldu. Onunla beraber Türkiye yeni ekonomi modeline geçmişti. Kur artsa bile bunun sayesinde ihracatımız artacak. Camiye dönüştürülerek yeniden ibadeti açılan Ayasofya'daki bir icazet töreninde Mustafa Kemal Atatürk'e böyle lanet okumuştu. Mayıs 2021'deki o törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop da vardı. Bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabedi şeriften ezan-ı Muhammediye, namaz, her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Ya Rabbi, o zihniyeti bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma ya Rab. Tepkiler yükselince açıklama yapan Diyanet, Demirkan'ın emekli olduğunu ve kurumla bir bağı kalmadığını söyledi. Bir süre sonra Reisül Kurra oldu. İcazetini de Ali Erbaş verdi. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar. Demirkan törenlerde tekrar boy göstermeye başladı. Son görüldüğü yer Kocaeli. Gölcük Hicret Erkek Hafızı Kur'an kursunu tamamlayan 47 öğrenci için Tevfik Hoca Camii'nde icazet töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da törendeydi. Yanında Reisül Kurra Mehmet Demirkan. Demirkan bir masada oturarak hafızlık duası okurken Erbaş ise arkasındaydı. Törenin ardından da fotoğraf çekildi. Erbaş ile Demirkan yine yan yanaydı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım var. Malum bugün LGS vardı, öğrenciler ter döktü. Bu ülkenin güzel evlatları, sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi bilmenizi istiyor. Gözlerinizden öpüyorum. Tüm mücadelemiz ailenizin sizler için gelecek kaygısı taşımadığı bir ülkeyi inşa etmek ve sizlere iyi bir gelecek sunmak için diyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017'de ben TEOG olayını istemiyorum demişti ve sistem 13 yılda 5. kez değişip TEOG yerine liseler geçiş sistemi ve sınavı gelmişti. Biz sürekli değişen sistemlerden bu kez LGS maratonu vardı. 1 milyonu aşkın öğrenci ter döktü bu sınavda. Ben de umuyorum ki herkesin sınavı
istediği gibi, umduğu gibi başarılı bir şekilde geçmiştir diyelim. Bu öğrencilerin maratonu bitti ama şimdi velilerin maratonu başladı. Biz de bunu konuşacağız şimdi. Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan bizimle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kayıt maratonu başlayacak dedim ama tam da %73,5'luk bir enflasyonu konuştuğumuz günlerde özel okulların fiyatları çok tartışılıyor. Bunu sorarak başlamak istiyorum. Erdoğan Ocak ayında %36'lık bir tavan fiyat artışı koymuştu ama bu uygulanıyor mu bu sınır? Bunu sorayım size ve şu anda durum ne? Şöyle, %36'lık tavan zam sadece eğitim ücreti için geçerli. Bunda da yeni kayıt yaptırmanız ve mevcutta devam ettiğiniz okulda ara sınıf olup olmamanıza göre durum değişiyor. Mesela sizin sözleşmenizde yazan bir rakam var. Geçen sene diyelim 30 bin liraya kayıt yaptırdınız. Bu sene eğitim ücretine %36 30 bin lira üzerinden hesaplanıyor. Ancak siz mesela 5. sınıf, 1. sınıf, 9. sınıf gibi yeni bir kademeye kayıt yaptırıyorsanız okulun liste fiyatı olan 70-80 her neyse geçen seneki rakam onun üzerinden %36 zam uygulanarak sizin kaydınız gerçekleştiriliyor. Yani gizli bir zamdan mı bahsediyoruz aslında? Evet, aslında şöyle, özel okullarda eğitim ücreti dışında kalan ek hizmetler, yani yemek, kitap seti, servis ve kıyafet gibi hizmetlerde böyle bir sınırlama yok. Mesela siz yemek ücretine geçen sene 7500 lira veriyordunuz, bu sene 15000 lira isteniyor. Yani oradaki zamlar %100'leri çoktan buldu ne yazık. Yani eğitim ücreti dışındaki rakamlar oldukça yüksek. Ve zam %100'ler seviyesinde. Ayrıca bu ek hizmetler yönetmeliğe göre velinin tercihine bırakılmış durumda. Ancak özel okulların çok büyük bir bölümü bunu zorunlu tutuyor yönetmeliğe aykırı olarak. Ve siz yemek hizmeti almak istemiyorum, ödemek istemiyorum dediğinizde çocuğunuzun kaydını okula yapmıyorlar ne yazık ki. Bir de şart mı koşuluyor onların yapılması aynen öncesinde? Doğru. Çok bilinen büyük zincir okullar var özellikle hani butik bazı okullar bunu yapmıyor ya da çok köklü vakıf okullarından birkaç tanesi bunu yapmıyor ama zincir okulların çoğu siz yemek hizmetini kabul etmediğiniz sürece, ödemediğiniz sürece çocuğunuzun kaydını okula yapmıyor. Aslında bir anayasal suç işleniyor. Evet, benim zamanımda da bunlar hep tercihe bırakılırdı. İsteyen evinden getirirdi, isteyen kantinden alırdı, isteyen de yemekhane hizmetini alırdı. Elbette mesela 8. ve 12. sınıflarda bunu özellikle bütün okullar serbest bırakırken pandemiden sonra buradan yüksek bir gelir elde etmek amacıyla bunları da zorunlu kıldılar. Yani ben mesela hala kızımın kaydını, yemek ücretini ödemeyi kabul etmediğim için yenileyemedim. Bekliyorum, okuldan cevap bekliyorum. Milli Eğitim'e soruşturma açtırdım. Sonucunu bekliyorum. Peki burada nasıl bir yol haritası izlenebilir? Mesela siz kendi kızınızdan bahsettiniz. Okullara mesela ödemeyi reddetti diyelim. Bunun için başvuru yapılabilecek bir yer var mı? Yani elbette aslında CİMER'e başvurulabilir. Milli Eğitim Bakanlıklarının il milli eğitim müdürlükleri, ilçe milli eğitim müdürlükleri bu konuyla ilgili başvuru noktaları. Ama velilerin bazıları çocuğuna mobbing uygulanacağından korktuğu için, okullar arasının bozulmasını istemediği için şikayetçi olmuyor. Bazıları zaten bu hizmeti almak istiyor. Onların tabii keyfi durumu isterlerse alabilirler. Ama benim gibi bazı veliler de istemiyor. Yemek kalitesinden memnun değiller. İşte ücreti fahiş buluyorlar. Ama ya biz mesela şikayet ettiğimiz... Ya dayatmaya karşı olmak bile bir sadece sebeptir aslında. Aynen öyle. Ben mesela temelde sebebim bu. Oğlumun okulunda yemekten çok memnunum. Asla böyle bir şey teklif etmiyorum. Neyse parası ödüyorum. Ama kızımın okulunda hiç memnun değilim. Ödemek istemiyorum ve vermek istemiyorum o parayı. Dolayısıyla Milli Eğitim'e başvurdum, şikayetçi oldum. Bakın ben Kasım'da başvurdum, hala sonuç alamadım. Yani süreç oldukça uzatılıyor ve MEP kendi yönetmeliğine sahip çıkıp bu konularda müdahil olmuyor ne yazık ki. Velilere bir uyarı daha var, onu da size sorayım. Okullarda bu sene, özel okullarda kayıt takviminde bir değişiklik var, öyle değil mi? Geçen yılların aksine bu sene liselerde yalnızca yarım güne sıkıştırılan bir kayıt takviminden bahsediyoruz. Bu takvimin detaylarını biz sizden öğrenebilir miyiz? Hem de neden bu acele, neden yarım güne sıkıştırılıyor bütün kayıt? Aslında şöyle, orada bu yine özel okulların aldığı bir karar ve bahsedilen kayıt sıkıştırma durumu %1'lik dilime LGS'de giren öğrenciler için. Biliyorsunuz onlar büyük güzel devlet okullarını seçebilecekleri gibi özel okulların da pek çoğu iyi özel okullar o %1'lik dilime giren öğrencileri kendi başarı yüzdelerini yükseltmek için burs vererek herhangi bir ücret almadan yemeği kitabı dahil karşılayarak kendi okullarını almak istiyorlar. Mesela Saint Benoît gibi, Saint Joseph gibi çok bilinen okullar var biliyorsunuz. Bunların da bursla kabul ettiği öğrenciler bunlar.
bu büyük köklü okulların sınavlardaki başarı nedeniyle kayıt yaptırmak isteyen veliler de gidip kayıtlarını yaptırabiliyorlar. Ancak bir güne ya da yarım güne sıkıştırma biraz şundan oluyor. Siz okula mesela daha öncesinde Temmuz'da 30 Haziran'dan sonra gidip kayıt yaptırabiliyorsunuz. Son gün olan güne kadar beklemeden gittiniz ön kayıt yaptırdınız. Bir para ödüyorsunuz. Eğer siz çocuğunuzu başka bir okula alırsanız o kayıt parası orada yanıyor. İhtimalle bu dar zamana sıkıştırma kararı muhtemelen özel okulların önceden kayıt alarak o %10'luk gelirden pay elde etmek istemesiyle bağlantılı diye düşünüyoruz. Çünkü biz özellikle 4 senedir pandemi döneminde özel okulların haksız uygulamalarıyla ilgili mücadele ediyoruz ve burada bir iyi niyet olmadığını gözlemliyoruz. Hep ticari baktıklarını gözlemliyoruz. Bu karar Milli Eğitim'in kararı değil. Özel okulların ortak kararı. Dolayısıyla buradaki kararın arkasında da biz yine özel okulların çıkarına bir durum olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Özgür Özkan, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Saygılar, selamlar. Evet, devam edelim bir diğer konuyla. Özel okul fiyatları cep yakıyor. Verebilene artık 100 bin liraları aşan rakamlardan bahsediyoruz. Daha anaokulundan bile. Son dönemde artık diğer uca gidersek de son dönemde artık daha sık biz açlık çekenleri, yoksulluk çekenleri görüyoruz. Her ne kadar iktidar hem Erdoğan kanadından hem Tarım Bakanı sık sık bu ülkede aç yok dese de görüyoruz. Bir aileyle tanıştıracağız şimdi sizleri. Bir yaşam mücadelesini ekleyelim.